İşte böyle Orhan'ım. Rivayet o ki, o dönemde insan ömrü yaklaşık 1000 seneymiş. Hay maşallah. Ya işte o dönemde mübarek bir zat gelmiş 500 yaşına. Yolun yarısı. Sayılır. Diyorlar ki kendisine, senin kaldığın yer rahat değil. Sana daha rahat bir yer hazırlayalım. İşte şöyle rahat et, böyle rahat et. Diyor ki, şurada kalsa 500 sene ömrüm kalmış. Bunun için değer mi? İşte bu, helal olsun. Bunun üzerine sohbetten biri, ahir zamanda öyle bir dönem gelecek ki insan ömrü 60-70 sene olacak. Lakin yine de bir ev yetmeyecek. 2-3 ev isteyecekler. Hatta köşkler, konaklar dileyecekler. İşte bu zaman. Aynen bu zaman. Ya. Bunun üzerine zat-ı muhterem ne dese beğenirsin? Ne diyor dede? Öyleyse söyleyin, onların ömürleri gibi akılları da kıt olacak diyor. Ya. Aynen öyle. Rabbim cennet mekan nasip etsin. Sağlıklı ömürler versin. Allah Allah. Hayırdır baba, kim o? Bu Recai abin yok mu oğlum? Hani dolmuşları vardı. Evet, dolmuşlarını satınca da taşınmışlardı buradan. Ha işte o arıyor bak. İnşallah kötü bir şey yoktur ha. Yok baba, yani inşallah yoktur. Hal hatır sormak için arıyordur. Olabilir belki de. Ha dur. Benim onda bir kitabım kalmıştı. Belki de onun için arıyordur. Ha, sen evlenince senin düğün arabanı ben süsleyeceğim, ben süreceğim demişti. Acaba onun için mi arıyor ki? Sen evleniyor musun? Yok da hani evlenirsem diye. Ortada düğün yoksa niye gelin arabasını sürsün? Ne bileyim baba, belki adamın canı arabayı süsletip gezmek istiyordur. Oğlum bu adam deli mi? Yok, şimdi arabayı süsletip gezerse kimse deli filan demez. Çünkü herkes düğün olduğunu zanneder, güler oynar. Yani düğün olduğu için de kimse deli demez, gerçek zanneder. O değil de. Şey için arıyorum. Muharrem amca, telefonu açsan da acaba bütün sorularına bir cevap bulsak daha iyi olmaz mı amcacığım? Hay aklınla bin yaşa. Tabii ya, aç telefonu, ne duruyorsun? Alo. Alo. Aman, görüyor musun bak, yetişemedik, kapandı ha. Tüh. Ya merak eder şimdi, ben bir arayayım. Ara bakalım. İnşallah senin gibi tahmin yürütmek yerine telefonu açar da tüm sorular bir cevap bulur. İnşallah. Bizim bu Recai amcayı tanıyor muydun sen? Biliyorum. Tabii Recai, ne demek, çok memnun oluruz tabii ki. Allah razı olsun Rüstem'den. Vallahi çok iyi düşünmüş, sağ olsun. Tamam, o zaman biz şimdi bu akşam... Ha, akşam olmuyor. Hay Allah. Akşam olsaydı daha iyi organize olurduk. İftara davet. Tamam. O zaman şey yapalım. Şimdi bir iki saatimiz var. İki saat içinde inşallah biz konuşabildiğimiz herkese haber salalım. Artık işte kaç kişiyi toparlayabilirsek. Tamam. Vaktin olursa sen de gel, seni de bekleriz. Tamam. Hadi selamlar. Hadi Allah razı olsun. Tamam. Hiç merak etme. Tamam. Sağ ol. Tabii sen doğru. Doğru. Oğlum, Bekir, Orhan, hadi fırlayın o. Niye fırlıyoruz baba? Nereye koştun oğlum sen? Sen öyle fırlayın deyince ben de emir telakki ettim baba. Aferin oğlum. Babanın sözünü hep böyle dinle. Dinle ama fırlamadan önce bir sor oğlum, nereye koşacağız diye, tamam mı? Tamam baba. Nereden döndün geldin? Yani Selim abinin dükkanı yarıladım. İyi oldu. Sen arada yap bunu, böyle spor olur. Tamam oğlum, bak fazla vaktimiz yok. Bu Recai abinizin oğlu Rüstem yok mu? O kıraathane dayanışmasını duymuş. E'si işte kendi yeteneği nispetinde o da katkıda bulunmak istiyormuş. Güzel. Allah razı olsun. Amin de fazla vakti yok. Akşam iftara bir yere davetliymiş. O yüzden iftardan önce herkes kıraathanede toplansın demiş. Ha bir de herkes eşofmanlı gelsin demiş. O niye?
Ne bileyim oğlum, öyle istemiş. Hadi siz gidin herkese haber salın. Biz de Tekin abiyle masayı sandalyeyi kaldıralım. O niye? Ya o niye, o niye? Allah Allah. Öyle demiş işte. Açık alana ihtiyacı varmış. Hadi hadi, oyalanmayın hadi. Hadi. Hadi bismillah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler Galip amca. Teşekkür ederim, sağ ol. Hah, eşofmanlarını giy. 2 saat sonra bizim kıraathaneye gel. Hayırdır? Ya bizim bu Rüstem amcanın olur recai yok mu? Evet. O gösteri yapacak kıraathanede. Aman aman birader, benim çok işim var, gelemem. Tamam, hayırlı işler. Sağ olun. Vay Mehmet'im, ne yapıyorsun? Sağ olun. Bizim kıraathaneye gel eşofmanlarını çekip, tamam mı? Bizim bu Rüstem amcanın ne olur recai yok mu? O gösteri yapacak. Allah Allah. Niye koştu ki bu? Ne bileyim, acelesi vardır belki de. Belki senin gibi Emre telakki etmiştir. Belki de. Neyse, hadi gidelim. Dost, sen de geliyor musun onu? Hani gelen giden yok oğlum. Vallahi kime sorduysak olumsuz dönüş aldık zaten. Sen ben bizim oğlan. Kıraathaneye nasıl destek olacak bu iş? Ben alacaktan 200 lira düşerim dede. Koşulacak zaman durursun, durulacak zaman koşarsın. Orhan, kırıldı mı oğlum çanak? Kırılmadı ama çatladı galiba. Rüstem, ne yapıyorsun birader? Teşekkür ederim Bekir, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hamdolsun. Ya ben onu soruyorum. Ya adamı niye çaldın yere? Ha, babam söylemedin üstüne. Kıraathane dayanışması için geldim ben. Onun bir parçası bu. Nasıl yani? Planın dayanışmaya katılanları bir temiz sopalamak mı? Veysi, doğru söyle. Senin adamın mı bu? Ha? Ya parayı vermezseniz hepinizi dövdürtür mü demek istiyorsun? Yok be abi. Ben de giydim eşofmanları, geldim dayağa baksana. Şşş. Bana bak, benim ayakkabılar krampon. Uzak dur, vallahi vururum ağzına. Şşş, tamam tamam. İşin aslını astarını bir öğrenelim önce. Böyle mi öğreneceğiz? Geçin oturalım. Hadi. Gel, 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 gel. Ya demek sen tekvandocusun ve bize bir gösteri sunmaya geldin ha? Evet. Seyirci katılımlı bir gösteri olacak. İsteyen herkes dahil olabiliyor. Dayanışma bunun tam olarak neresinde? Katılımcılardan bahşiş toplanacak. Ha. Neyden sebep insanlar bahşiş verecek ki? Abi bence insanlar bizi bir güzel dövdün, iyice bir dövdün diye bahşiş verecekler. Yok ya, hani gösteri olacak ya, şov gibi. Ha. Oraya verecekler. İyi de katılan kimse de yok. Biz bu şovdan vaz mı geçsek acaba? Olur. Vazgeçelim. Zaten hep böyle oluyor. Kimse katılmıyor. Alışığım ben. Bu da benim sanatım ama... Tamam, tamam, yapalım tabii, yapalım da bir an önce başlayalım, yoksa iftara geç kalacağız. Sahi mi? Sahi ya. Hadi, ne yapıyoruz? Bak yaklaşma, bana vurma. Orhan, senin kalkmana gerek yok kardeşim. Ay. Niye? Sen sabah bir tur koşmuştun ya, iyice ısınmışsındır. Silip kolla kendini. Bağırıyorsun, sesimiz ısınıyor. Bedeni nasıl ısıtacağız biz ya? Nasıl? Selim abi tekrar et. Selim abi tekrar et. Öyle değil abi. Öyle değil abi. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Selim ne yapıyorsun oğlum? Tekrar et dedi abi. Abi, söylediklerimi değil, yaptığım hareketleri tekrar et. Ha, tamam, anladım. Hadi. Ya! Çorba karıştır. Olmuyor abi. Sen geç yerine. Veysi kardeş gel. Şimdi, diyelim ki ben sana saldırıyorum. Ama yani hep de bizim mahallenin bebelerine... Misalen abi ya.
Ha, ya o zaman ne olur tabii canım. Sen de kendini bana karşı savun. Tamam, nasıl? Öyle savun işte. Hareketlerle. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yok. Ha, tamam. Aha, ha, lan ona! Allah! Gitti ara. Rüstem! 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 İyi misin oğlum? Hesabı alabilir miyiz? Hesabı diyor. Post cihazı da rica edecektim. Ha, nakit de çıkmamış demek ki. Kalanları da paketleyebilirsek. Gerisini de evde yiyecek demek ki. Ben şimdi anladım vallahi Rüstem'in etkinliği var deyince milletin niye kaçtığını. Herkesin gözünü korkutmuş belli ki. Neyse canım. Çocuk iyi niyetle kendi yeteneği hasebince destek olmaya çalıştı işte. Ya tabii canım, ona bir şey dediğimiz yok. Da olacak iş var, olmayacak iş var. Yani kıraathanede tekvando gösterisiyle nasıl destek olacaksın dayanışmaya? Kafasına kramponu yediyle kaldı öyle. Ya sormayın, ben de biraz ciddiye aldım herhalde kendini kolla falan deyince. İnşallah bir şey olmamıştı. Kafasında kiremit kırdığı videoları görmedin mi sen? Taş kafa, bir şey olmaz ona. Hesabı istetti ama, baksana. Bir de kalanları paket yapın diyor ya. Kalan sopayı da evde yiyecek demek ki. Neyse abiler, size doyum olmaz. Hocanın eli kulağında, ben dükkana gidiyorum. Ya birazdan iftarda müşteriler akın ederler. Salih dükkanda yalnız kalmasın. Tabii tabii, biz de daha gidip pide kuyruğuna gireceğiz. Hadi oğlum, hadi. 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 Hadi herkes evine, hadi bakalım. Hadi, hadi. Teravide görüşürüz camide. Birader baksana. Bir dakika baksana birader. Hayırdır birader? Annen sana selamını getirdik. Sana bir mesaj bekliyoruz. Thank you.